Tekrar merhaba. Bu videoda schedule ve schedule update fonksiyonlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk olarak update işleminden bahsedeceğiz. Belirli periyotlarla tekrar etmesini istediğimiz işlemler için update fonksiyonu kullanacağız arkadaşlar. Nedir? Tekrar etmesini istediğimiz işlemler neler olabilir? Örneğin oyun içerisindeki bir karakterimizin sahne boyunca soldan sağa, sağdan sola ya da yukarıdan aşağıya hareket etmesini isteyebiliriz. İşte bu animasyon efektini arkadaşlar, bu animasyon etkisini update ile sağlayabiliriz. Ya da bu videoda yapacağımız üzere konsolda belirli süre aralıklarla bir yazı yazmasını isteyebiliriz. Bunun gibi biz durdurana kadar sürekli tekrar etmesini istediğimiz işlemleri bu şekilde gerçekleştireceğiz. Bunun için kullanacağımız update adında bir fonksiyon var arkadaşlar. Bu fonksiyon zaten scene türündeki, sahne türündeki bir nesnede kalıtımla aktarılmış olan bir fonksiyon. Örneğin bizim ana sahne isminde bir sınıfımız var. Bu fonksiyon bakın şurada Cocos 2D içerisindeki scene nesnesinden kalıtımla türetilmiş. İşte bu kalıtım sayesinde arkadaşlar bizim ana sahne nesnemizin varsayılan olarak sahip olduğu bir takım özellikler ve sahip olduğu bir takım fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlardan bir tanesi de işte update fonksiyonu. Yani bu update fonksiyonunun ismini biz kendimiz belirlemiyoruz. Zaten kalıtımla gelmiş olduğu için bunu değiştirmek gibi bir şansımız yok. Hemen bu update fonksiyonu oluşturalım isterseniz. Void update diyelim. Bu fonksiyonun bir parametresi olmak zorunda. Float dt delta time arkadaşlar. Bu DT, Delta Time güncellenme ya da fonksiyonun çalışma periyodunu ifade ediyor. Bu süre varsayılan olarak arkadaşlar saniyenin 60'ta biri. Yani 1 saniyede 60 kere bizim bu update fonksiyonumuz çalışacak arkadaşlar. Şimdi fonksiyonumuzun başlığını yazdık. Bunu kopyalayıp bir de fonksiyonun gövdesini oluşturalım arkadaşlar. Ana sahnemizin CPU dosyası içerisinde kopyaladım, yapıştırdım şöyle. Ana sahne diyelim. Evet. Ne dedik? Saniyenin 60'ta 1'i kadar periyotlarda bu fonksiyon çalışacak. Her çalıştığında da ekranda konsol logcat ekranımızda merhaba yazısını görüntülesin. Merhaba yazısını görüntülesin. Ardından arkadaşlar bu update fonksiyonunu bizim bir kere tetiklememiz gerekiyor. Yani bir kere çalıştırıp ardından her 60 saniyede bir kendisinin çalışmasını sağlamamız lazım. Bunun için ana sahne sınıfımızın init içerisinde, init fonksiyonu içerisinde yani oyun sahnemiz ekrana geldiği anda update'in çalışmaya başlamasını istiyoruz. Bunun için yazacağımız kod oldukça basit. Diyeceğiz ki this schedule update. Schedule update diyoruz. Evet. Hiçbir parametre girmemize gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar bizim aşağıda gövdesini yazdığımız update fonksiyonumuz her 60 saniyede bir çalışacak ve ekranda, logcat ekranında merhaba yazacak. Hemen çalıştıralım. Evet. Oyunumuz çalıştı. Bakın logcat ekranında sürekli merhaba yazılığını arttığını görüyoruz arkadaşlar. Tabi logcat ekranı çok böyle hassas zamanlaması olan bir konsol değil. O yüzden çok hızlı bir şekilde göremiyoruz bunu ama saniyenin 60'da birinde yani bir saniyede 60 kere ekrana merhaba yazmaya çalışılıyor. Bu hassas olmayan bu kaba durum oyun sahnemizde geçerli olmayacak arkadaşlar. Diyelim ki sahnemize bir karakter ekledik. Onun hareket etmesini isteyeceğiz. Ya da bir sonraki videoda progress bar gibi görsel GUI nesneleri kullanırken bu update fonksiyonlarını kullanacağız. Bunu daha doğru bir şekilde, daha hassas bir şekilde çalıştığını göreceğiz arkadaşlar. Ama şu anda bakın sürekli ekranda konsolda merhaba yazdığını görüntülememiz şimdilik yeterli arkadaşlar. Şimdi dedik ki update saniyenin 60'ta 1'i kadar bir periyotta çalışıyor. Bunu değiştirmemiz mümkün mü? Elbette mümkün arkadaşlar. Neredeyiz? Şurada bizim AppDelegate diye oyunumuzun temel ayarlarının yapıldığı bir sınıfımız vardır arkadaşlar. Bakın burada
Application did finish launching diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon içerisinde set animation interval diye bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bakın burada 1 bölü 60 şeklinde bir değer varsayılan olarak verilmiş. Bunu biz değiştirirsek, örneğin şu 1 bölü 60 yerine 1 bölü 1 dersek ne olacak? Saniyede bir kere update fonksiyonun tetiklenmesini sağlamış olacağız. Ama tabii bu değeri değiştirmek çok tavsiye edilen bir durum değil. O yüzden buna hiç dokunmuyoruz. Şimdi kodumuzu da biraz daha işlevsel hale getirelim. Bakın şu anda sürekli merhaba yazıyor. Ben istiyorum ki ekranda 100 kere merhaba yazsın. Ondan sonra bitti diye mesaj versin ve şu update fonksiyonun çalışması artık durdurulsun arkadaşlar. Bunun için bu algoritmada kullanmak üzere bir değişken oluşturmamız lazım. Bir sayaç değişkeni oluşturalım arkadaşlar. Ama bu değişkenin de sınıf değişkeni olması lazım. Yani ana sahne sınıfımızın bir değişken olması lazım. O yüzden yine başlık dosyamıza geliyoruz. Bakın şu update'in üstüne hemen yazıyorum. Int diyorum, integer, counter diyelim, sayıcı. Ardından bu değişkene bir ilk değer vermemiz lazım. Bunu da yine ilk değerleri, ilk atamaları yaptığımız fonksiyon arkadaşlar init fonksiyonu. Normalde standart bir kodda kurucu içerisinde yaparız ama Cocos'ta sahnemizin init fonksiyonu bizim bu işimize yarıyor. İlk yükleme işlemlerini yapabiliyoruz. Adından da belli zaten fonksiyonun. Diyelim ki this counter eşittir 0 olsun başlangıçta. Ardından her update fonksiyonu çalıştığında counter'ı kontrol etsin. Counter 100'e ulaşmış mı ulaşmamış mı? Eğer counter 100'e ulaşmışsa desin ki yine log cat ekranında ne desin? Uzatmayalım fazla. Bitti desin. Bitti desin ve bu update fonksiyonu artık çalışmasın. Bundan sonra bunun çalışmasını istemiyoruz. Çalışmasını durdurmasını istiyoruz arkadaşlar. Mesaj bitti dedikten sonra arkadaşlar diyoruz ki this unscheduled update. Nerede? Unscheduled update arkadaşlar. Yine herhangi bir parametremiz yok. Tabii bir de ne yapmamız lazım? Her çalıştığında counter'ımızı bir artırmamız lazım. Evet. Counter 0'dan başlayacak. Her update fonksiyonu tetiklendiğinde bir artırılacak. Ve counter 100'e eşit olduğunda arkadaşlar, şunu da diz yapalım. Counter 100'e eşit olduğunda update fonksiyonu çalışmasını durduracak ve ekranda da bitti şeklinde mesaj verecek. Hemen çalıştıralım. Şurayı da temizleyelim. Evet. Oyunumuz çalışmaya başladı. Ekranda merhabaları gördünüz. Bol miktarda merhaba yazıldı. Daha sonra sonuna geldiğimizde bitti mesajını görüntülemiş olduk. Şu anda artık update fonksiyonumuz çalışmıyor arkadaşlar. Bu şekilde düzgün çalıştığını da teyit etmiş olduk. Tekrar temizleyelim şunu. Şimdi update konusu bu kadar arkadaşlar. Schedule update ile başlattık. Unschedule update ile de çalışmasını durdurmuş olduk. Dedik ki update fonksiyonu saniyede 60 kere çalışıyor. Peki ben farklı periyotlarla çalışmasını istediğim bir fonksiyon oluşturmak istersem ne yapacağım arkadaşlar? Bu noktada update fazla hızlı ya da fazla yavaş gelebilir. Daha yavaş periyotlarda, daha farklı periyotlarda çalışmasını istediğim fonksiyonlar olabilir arkadaşlar. Bunun için yine şu başlık dosyamızı geliyorum. Bunun için ismini kendi belirlediğimiz bir fonksiyon oluşturmamız gerekiyor. Update oldukça benziyor arkadaşlar. Void diyorum. Fonksiyonumuza bir isim vereceğiz. Bu ismi biz hazır bir update gibi kalıtımla gelen bir fonksiyon olmadığı için fonksiyon ismini bizim belirlememiz gerekiyor. Ne diyelim? Periodic fonksiyon diyelim. Tıpkı update'de olduğu gibi yine bizim delta time süremiz, delta time parametremiz var arkadaşlar. Ama bu parametreyi biz kendimiz belirleyeceğiz. Kopyalıyorum bunu. Şöyle update'in üstüne yapıştırıyorum. Ana sahnenin periyodik fonksiyonu. Evet. Şimdi şu update ile ilgili satırları silelim şurada. Update fonksiyonumuz çalışmasın yani. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar
Bizim periyodik fonksiyonumuzun içerisinde loket ekranında mesaj görüntüleyelim. Ama bu mesaj desin ki periyodik fonksiyondan merhaba desin. Periyodik fonksiyondan merhaba yazısını görüntüleyelim. Evet. Yine arkadaşlar update'e benzer şekilde bizim bu fonksiyonu bir ilklememiz, ilk çalıştırmamız gerekiyor. Yapalım. Bir ilk tetiklenmesini bir kere bizim sağlamamız gerekiyor. Ardından belirttiğimiz sürede sürekli olarak kendini tekrar etmesi gerekiyor. Bunun için arkadaşlar schedule update yerine sadece schedule yazmamız yeterli. Schedule diyoruz. Schedule dedikten sonra belirlediğimiz fonksiyonu parametre olarak geçmemiz lazım. Bunun için de schedule selector adında bir tane makromuz var arkadaşlar. Bu mantık olarak bizim daha önce bahsettiğimiz CC callback makrolarına benziyor. CC callback 1 2 3 vardı hatırlayacaksınız. Tıpkı onun gibi biz de şimdi schedule selector makrosu içerisine tekrar etmesini, sürekli çalışmasını istediğimiz fonksiyonun ismini vereceğiz. Ana sahne periodic function. Şu fonksiyon parantezlerini siliyoruz. İkinci parametre olarak da arkadaşlar bu fonksiyonun, bu belirlediğimiz fonksiyonun kaç saniye periyotla ipucunda da görüyorsunuz. Kaç saniyelik interval süreleriyle çalışmasını istediğimizi belirtiyoruz. Mesela bizim fonksiyonumuz arkadaşlar 2 saniyede bir tetiklensin, 2 saniyede bir çalışsın. 2.0f diyelim. Ve uygulamamızı çalıştıralım. Var mı bir eksiğimiz? Yok. Fonksiyonumuzu oluşturduk ve bunu init, ana sahnenin init fonksiyonu içerisinde ilklendirdik, yükledik, tetikledik arkadaşlar ve fonksiyonumuzu uygulamamızı çalıştırıyoruz. Evet, uygulamamız çalıştı. Bakın, loket ekranına bakıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi merhaba yazısını görüyorsunuz. Az önce demiştim loket ekranı çok hassas değil süre anlamında, periyot anlamında. O yüzden tam olarak 2 saniyede bir değil tabii ki. Ama dediğim gibi sahnemizdeki olaylar için bunlar çok daha hassas bir şekilde icra edilecek arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Şimdi update için yaptığımıza benzer bir uygulamayı burada da yapalım. İki kere az oldu burada. 5 kere periyodik fonksiyondan merhaba yazısı görüntülendikten sonra periyodik fonksiyonun da çalışmasını durduralım arkadaşlar. Bunun için yine bir sayaç değişkeni oluşturalım. Counter 2 diyelim buna da. Counter 2 diyelim. Daha sonra biz counter 2 eşittir 0 diyelim. Bunu init içerisinde ilk değerini, ilk atamasını yapmış olalım. Ardından ekranda periyodik fonksiyondan merhaba yazısı görüntülendikten sonra kontrolümüzü yazalım. Eğer this counter 2 eşittir 5 ise, 5 kere sayaç 5'e eşit olmuşsa, yani bu fonksiyon 5 kere çalışmışsa, yine loket ekranında mesaj desin. Yine bitti mesajını görüntüleyelim. Ondan sonra bunu da unschedule etmemiz gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde this unschedule diyoruz. Unschedule diyoruz. Tekrar schedule selector makrosunu çağırmamız gerekiyor. Schedule selector ana sahne periodic function. Yani neyi unschedule ettiğimizi, hangi fonksiyonu unschedule ettiğimizi belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Periyodik fonksiyon dedik. Bir süre parametresine gerek yok. Zaten amacımız durdurmak. Evet. Unschedule de ettik. 5 kere çalıştıktan sonra unschedule ettik. Daha sonra da diyoruz ki this counter 2'yi 1 arttır diyoruz. Şöyle arkadaşlar. Periyodik fonksiyonumuzu da bu şekilde güncellemiş olduk. Yukarıda ne yaptık? Burada zaten periyodik fonksiyonu tetiklemiş, ilk tetiklemesini, ilk yüklemesini yapmıştık. Counter 2'ye de başlangıçta 0 değerini vermiş olduk. Şimdi çalıştıralım. Evet, uygulamamız çalışmaya başladı.
2, 3, 4, 5. Evet. 6 oldu, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her çalıştırdığınızda farklı sonuçlar elde edilebiliyor arkadaşlar. Bunun bizim kodumuzla alakası yok. Tamamen Logcat ekranı ile alakalı. Üçüncü kez vurguluyorum herhalde bu video içerisinde. Logcat ekranının periyodik sürelerle alakalı, periyodik çalışma ile alakalı çok hassas olmadığını biliyoruz. Bir sonraki videomuzda bununla alakalı daha hassas uygulamaları geliştireceğiz. Burada sadece periyodik fonksiyonun tetiklendiğini, çalışmaya başladığını ve bittiğini algılamamız yeterli arkadaşlar. Evet. Schedule ve Schedule Update fonksiyonlarını gördük. Update fonksiyonunu gördük. Aynı şekilde kalıtımla bize sunulmuş olan update fonksiyonu ve de kendi fonksiyonlarımızı nasıl schedule edeceğimizi, nasıl zamanlayacağımızı görmüş olduk arkadaşlar. Pek çok konuda kullanacağız bunları. Animasyon yaparken kullanacağız. Bazı GUI nesnelerinde kullanacağız bunu. Örneğin bir sonraki videomuzda kullanacağız. Bu şekilde zamanlanmış fonksiyonları istediğimiz gibi oluşturup, çalıştırıp daha sonra çok rahat bir şekilde durdurabileceğiz. Bu şekilde bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.